Zülal Kalkan Delen, Eski Hamam Eski Tas. E-posta kutuma bir mesaj düştü. Başlığı, yeni kabine iş dünyasında memnuniyet yarattı, koymuşlar. Metinde, iş dünyasını Türkiye yüzyılına taşıyacak kadroların liyakatli ve uzman isimlerden oluştuğu belirtilmiş. Tuzu kuru sermayedarların AKP'yi sevinçle kucaklayışı yeni bir tavır değil, 21 yıldır servetlerine servet katmalarına neden olan siyasal İslamcı iktidarı ellerini ovuşturarak desteklediler zaten. Neoliberalizmin şakşakçıları, sosyal medyadaki çok takipçili popüler iktisatçılar ise tahmin edilebileceği gibi coştu. Bugüne kadar AKP'yi eleştiren bazı siyasetçilerin şimdi övgüde bulunması da şaşırtıcı değil. Seçim sonrasında yeni oluşan duruma göre pozisyon alıyorlar sadece. Vitrin düzenlendi, liberaller coştu. Yoksa ekonominin başına ekstır diplomalı İngiltere vatandaşı biri geçtiği için, deprem vergileri duble yollara gidiyor, diyen, Erdoğan'ın, paranın babası, diye nitelediği biri hazine ve maliye bakanı olduğu için niye sevinir insan? Belçika vatandaşı olan 2009'da Avrupa'nın ilk türbanlı milletvekili olarak Brüksel Parlamentosuna giren biri Türkiye'de aile bakanı oldu diye niye sevinir insan? 1930'lu yıllar kayıp yıllardır diyerek laik cumhuriyetin mirasını reddeden, karma eğitim zorunlu değil diyen biri milli eğitim bakanı oldu diye niye sevinir insan? Geçmişte Fetö'nün Türkçe Olimpiyatlarına katılan, Türk yargısı ergene konu 1959 yılında yargılayabilseydi bugün Türkiye kişi başı geliri 30 bin dolara aşmış Avrupa'nın en güçlü ülkesiydi. Diyen biri Adalet Bakanı oldu. Diye niye sevinir insan? Medyadaki bazı isimler de hemen pozisyon belirleme yarışına girmiş. Neymiş? Yeni göreve gelenler eskisinden iyiymiş, daha ılımlıymış vesaire. Gezi direnişi sırasında da sürekli Vali mutlu istifa etsin diyenler vardı. Sanki o gidince yerine daha iyisi gelebilirmiş gibi bir aymazlık söz konusuydu. Oysa emri ben verdim diye bağıran tek kişi vardı. Üstelik şimdi şahsım devletinde o gitmiş, bu gelmiş ne fark eder? Ne çabuk kanıyorlar vitrin düzenlemelerine. Aslında parlamenter sistem artık olmadığından açıklanan listeyi kabine olarak adlandırmak da doğru değil. Bu sadece Cumhurbaşkanlığının yeni sekreteryasıdır. CHP bildiğiniz gibi. CHP'de seçim sonrasında yaşananlar da eski hamam eski tas deyişiyle açıklanabilir. Erdoğan bir 5 yıl daha iktidarı ele geçirirken, CHP'nin milletvekili sayısını düşürüp TBMM'ye 39 siyasal İslamcıyı sokan CHP yönetimi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmek istiyor. Merkez Yürütme Kurulu topluca istifa etti, yerlerine mevcut parti meclisinden yeni görevlendirmeler yapıldı ama yanlış politikalarla layık cumhuriyeti 100. yılında tehlikeye sokan, geçen yıl uyardığım gibi CHP'yi ortanın sağına çeken kadro, partinin yetkili organlarında yer almaya devam ediyor, en tepedeki sorumlu Kılıçdaroğlu koltuğunda oturuyor. Ülkede değişim vaat edenler, kendi partilerinde değişime direnerek samimiyetsiz olduklarını ortaya koydu. Parti içinde ilke ve program tartışması yapmadan sadece dış paketi değiştirip aynı siyasi anlayışla politika yaparak ancak kendilerini kandırabilirler. Bu nedenle de şimdi yerel seçimleri tehlikeye atıyorlar. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanının dualarıyla göreve başlama töreni düzenlerken laikliğe bir hançer daha saplandı. Dünyanın gözleri önünde İsmaila ve Nurcuların önde gelen isimleri Erdoğan'ın davetlisi olarak törende yer aldı. CHP yönetimi tepki gösterdi mi? Tarikatlar ve cemaatler 1925'te çıkarılan 677 sayılı Devrim Kanunu ile kapatıldı. Bu yapılan yasayı ihlaldir, anayasaya aykırıdır dedi mi? Demedi. Kendi milletvekilleri TV'lerde 677 sayılı kanun kadük oldu dediğinde de susmuştu, susmaya devam ediyor.